Dualar Hazinesi kanalımızdan herkese merhabalar. Kıymetli arkadaşlar, ev alma duası videolarımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı ben de size daha anlaşılır, daha güzel bir video çekmek istedim. Bu videoda anlaşılır, pratik, kesin bilgiler vereceğim. Tabii ki bu bilgiler rivayetlere dayanarak niyetlere dayanarak tavsiye edilmiş. Yani ev almak konusunda bu duaları okuyan insanlar Allah'ın izniyle almaları kolay olacaktır şeklinde rivayetler var. Ben de bunları sizin için topladım. Şimdi çok fazla vakit kaybetmeden duamıza geçelim. Ev almak için özellikle okunması gereken dualar. Özellikle ev almakta, iş kurmakta etkisi görülmüş ve faziletleri daha da geniş olan bir okumadır. Bizler dua yaparken önce fiziksel olarak, maddi olarak çalışıp çaba gösteririz. Ondan sonra dua ile bunu destekleriz. Yani evde oturup da boş boş sadece bu duayı yapmak İnsana ev aldırmaz zaten. Bunu hepimiz biliriz. Öncelikle dikkatli bir şekilde ve gayretle helal rızık peşinde olmak lazım. Ondan sonra bu duayı da okuyarak manevi anlamda destek almakta yarar var. Doğrusu budur. Zaten bütün dualar bu şekilde yapılır. Yani elimizden geleni yaparız ve dua ile de bu konuda manevi destek alırız. Peki, gece yarısından sonra abdestli okunur. İsteğinize göre önceden namaz da kılınabilir. Zaten gece namazı dediğimiz namaz, teheccüd namazıdır. Bu namaz kılınır ve bu namazdan hemen sonra bu dualar yapılabilir. Şimdi bunlar, bir tanesi ayet-i kerime, diğeri tesbih duası. Üçüncü olarak da salavatla bütünleşen bir okuma terkibidir. Hepsi ayrı ayrı 333 defa okunur. Yani bunlar zaten ezbere olursa çok rahat bir şekilde 333 defa okuyabilirsiniz. Zaten tesbihimiz 100 çektiği için 3 defa tesbihi bitirip bir de 33 ekleriz ona, 333 olur. Ayet-i Kerime ise Ali İmran suresinde geçen bütün ev alma dualarında tavsiye edilen rivayetlerde geçen bu Ayet-i Kerime. Bu Ayet-i Kerime'nin okunuşu Bismillahirrahmanirrahim. Kulillahümme malikel mülki tu'til mülke men teşâ'u ve tenzi'ul mülke mimmen teşâ'u ve tu'izzu men teşâ'u ve tuzillu men teşâ'u yedikel hayr inneke ala külli şeyin kadir. Bunu zaten birçoğumuz ezbere biliriz aslında. Çok ezberlenmesi de kolay ve rahat olan bir ayet-i kerimedir. Bu ayet-i kerimeyi ezberlersek çok rahat bir şekilde okuyabiliriz. Bundan sonra tesbih duası dediğimiz namazda okunan dualardır. Yani namaz sonrasında La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mülk ve lehul hamdu ve huve ala külli şeyin kadir. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bu da 333 defa okunur. Bunu da zaten namaz sonrasında okuyoruz. Yine dediğimiz gibi, yani 3 defa tesbih bitirip diğerinde de 33 eklediğimizde 333 tane oluyor. Bir de salavat-ı şerife vardır. Salavat-ı şerife de Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina ve mevlana Muhammedinin nuri zatiyi ve sirru ve sirri sariyi sirruha fil cemil asari vel esmai ve sıfati ve sellim teslima. Bu da 333 defa okunur. Zaten birçok salavat şekli var. Başka salavatlar da okuyabilirsiniz. Bunu da okuyabilirsiniz. Ama önemli olan zaten niyetlerdir. Samimi ve içten gelerek bunu yapmak. Bu çok önemlidir. Bütün bu dualar, sureler,
bu konularda rivayet edilmiş, tavsiye edilmiş ve insanların okuması gerektiği söylenmiştir. Şu şekilde size göstereyim. İsterseniz bunu ekran kaydı olarak da alabilirsiniz. Bunlara bakarak dualarınızı yapabilirsiniz. Aynı zamanda biz bu duayı YouTube kanalımızın topluluk sekmesinden de fotoğraf olarak paylaşabiliriz. Oradan da alıp güzelce bakarak bunu uygulayabilirsiniz. Arkadaşlar, bu duayı uygulayarak mal mülk sahibi olan insanlar da var. Bunları da unutmayalım. Tabii başta da dediğimiz gibi çalışmak, gayret etmek ve onunla beraber bu duayı okumak çok önemli. Yoksa sadece hiç çalışmadan, gayret etmeden sadece bu duayı okuyarak ev sahibi olmayı beklemek, bu büyük bir yanlış olacaktır. Bu konuya da dikkat etmenizi öneririm ki zaten dikkat ettiğinizi de düşünüyorum. Ayrıca bu konularla ilgili siz de yaşadığınız fikirleriniz, önerileriniz, tavsiyeleriniz olursa yine videomuzun yorum kısmına yazabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar cevap veririz veya sizin bilgilerinizden biz de istifade edebiliriz. Bütün dualar her zaman helal rızık yenmiş bir ağız ile ve samimi bir niyet ile okunması gerekir. Çünkü dua samimiyettir ve dua için belli bir vakit evet tayin edilmiştir ama önemli olan samimi ve içten gelerek dua yapmaktır. Bu şekilde dua ederseniz Allah'ın izniyle mal mülk sahibi güzelinden bir ev size de nasip olur. Şimdiden Allah yaptığımız bütün duaları kabul etsin inşallah. Hepinize güzel, sağlam evlerde oturmayı nasip etsin. Kıymetli dostlar, bu videonun da bu şekilde sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı ve aynı zamanda faydalı buluyorsanız da paylaşarak başka insanların da istifade etmesini sağlayabilirsiniz. Bir de yeni videolarımızdan da haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü sizler kanala abone olursanız yeni videolardan haberdar olursunuz. Bildirim gelir size. Bu şekilde de yayınlarımızı takip etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.